Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, dersimiz sevgili peygamberimizin gençliğiyle, ticaret hayatıyla ilgili devam ediyor. Bir Yahudi ile yapılan münakaşa ve sonucu. Peygamberimizin pazarda sattığı mal üzerinde bir Yahudi ile aralarında anlaşmazlık çıktı. Yahudi peygamberimize Lat-ı Uzza'ya yemin et dedi. Peygamberimiz ben şimdiye kadar onlar adına hiç yemin etmemişim. Onların yanından da yüzümü çevirerek geçerim deyince Yahudi yerinde olan söz senin söylediğin sözdür dedi ve Kenha'da Meysele'nin yanına varıp ey Meysele bu zat vallahi peygamberdir. Görüyorsunuz Meysele yanında yardımcı ticaret arkadaşı. Bakın Yahudi ne diyor? Yemin ederek bu zat peygamberdir. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki o muhakkak alimlerimizin kitaplarında sıfatlarını buldukları peygamberdir dedi. Meysele bunu da aklında tuttu. Görüyorsunuz ey dünya, İncil, Tevrat, bütün peygamberler Hazreti Muhammed'e haber veriyor. Ama birileri bunu gizliyor. Yahudi'nin Müslüman olmayanları bu gerçekleri gizliyorlar. Bir de tutup kitaplarını tahrif ediyorlar. İncil de böyle. Bütün peygamberlerin haberlerini gizliyorlar. İncil ve Tevrat'ın haberlerini gizliyorlar ve o doğruları da tahrif ediyorlar. Niye? Dünya Müslüman olmasın diye. Meleklerin Peygamber Efendimiz'i güneşten gölgelemeleri konusunda da ticaret kervanı Mekke-i Mükerreme'ye dönmek üzere Bursa'dan ayrıldıkları sırada Meysele öğle sıcağının şiddetlendiği sıralarda devesinin üzerinde giderken Peygamberimizi iki meleğin güneşten gölgelediklerini görmüştü. Bunu da aklında tuttu. Yüce Allah Meysele'nin kalbinde Peygamberimize karşı derin bir sevgi uyandırmış, sanki o Peygamberimizin bir hizmetlisi olmuştu. Peygamberimizin Mekke'ye girişi konusunda da ticaret kervanı Merruz Zahran'da bulunduğu sırada Meysele ya Muhammed aleyhissalatü vesselam sen benden önce Hatice'ye git senin yüzünden yüce Allah'ın sana ona neler yaptığını haber ver de seni o da anlasın dedi. Peygamberimiz hemen hareket edip öğlenin en sıcak saatlerinde Mekke'ye girdi. O sırada Hazreti Hatice içlerinde Nefise binti Münye'nin de bulunduğu bazı kadın arkadaşlarıyla birlikte konağının üst katında oturuyordu. Peygamberimizin devesinin üzerinde iken iki meleğin güneşten gölgeler bir halde Mekke'ye girdiğini gördü ve bunu kadın arkadaşlarına da gösterdi.
Hepsi de hayret içinde kaldılar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Hatice'nin konağına vardı. Malların satışından ne kadar kazanç sağladıklarını ona haber verdi. Bu haber Hazreti Hatice'yi sevindirdi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu sıradan Mekke'ye getirdiği malları da Hazreti Hatice'ye teslim etti. Hazreti Hatice onları da satıp iki kat veya bu miktara yakın bir kar daha elde etti. Meysere'nin Peygamberimiz hakkındaki bütün bilgileri Hazreti Hatice'ye aktarması. Bu konuda Meysere, Rahip Nastura'nın Peygamberimiz hakkında söylediklerini mal satışı sırasında Peygamberimize itimatsızlık gösteren adamın sonunda neler söylediğini, iki meleğin Peygamberimizi güneşin şiddetli sıcağından nasıl gölgelediklerini, gider ve gelirken gördükleri şeyleri, yorulan iki deveyi nasıl yürütüp hızlandırdığını, eminliğini, temizliğini, uğurluluk ve bereketliliğini, kitap ehli olanların onun hakkında neler söylediklerini, kendisiyle yemek yediği zaman duyduğunu ve artan yemeğin ise hiç yenilmemiş gibi durduğunu anlattı. Hazreti Hatice'nin Peygamberimize taze hurma ikram edişi. Hazreti Hatice bir tabak üzerinde olgun taze hurma getirtti. Kız kardeşi Hale'yi ve Peygamberimizi davet etti. Tabaktaki hurmalardan doyasıya yedikleri halde ondan hiçbir şey eksilmediğini de gördü. Hazreti Ebu Bekir'in Busra ticaret seferinde Peygamberimize yoldaş oluşu. Denildiğine göre Peygamberimizin Hazreti Hatice hesabına yaptığı bu ticaret seferinde Hazreti Ebu Bekir de Peygamberimize arkadaş olmuş ve rahipten Peygamberimiz hakkında işitmiş olduğu sözlerden çok duygulanmıştı. Hazreti Hatice'nin Varaka bin Nevfel ile konuşması. Bu konuda da Hazreti Hatice, kölesi Meysere'nin Peygamberimiz hakkında Rahip Nastura'dan duyup anlattığı şeyleri ve iki meleğin onu güneşin sıcaklığından gölgeleyip koruduğunu, görmüş olduğunu Varaka bin Nevfel'e anlattı. Varaka bin Nevfel, Hazreti Hatice'nin amcasının oğlu idi. Hristiyandı. Kendisi semavi kitapları çok okur, insanların bütün bildikleri şeyleri bilirdi. Varaka bin Nevfel, ey Hatice, eğer bu söylediklerin doğru ise, hiç şüphesiz Muhammed aleyhissalatü vesselam bu ümmetin peygamberi olacaktır. Ben zaten gelmesi beklenen peygamberin bu ümmetten çıkacağını biliyordum. Onun geleceği zaman da tam bu zamandır dedi. Evet sevgili peygamberimiz o zamanları daha 24 veya 25 yaşlarında. Rivayete göre Mekkeli Kureyş kadınları Recep ayında bayramda Mescid-i Haram'da toplanarak tören yaparlar. Bu bayrama gelip katılmaktan kendilerini hiçbir şey alıkoymazdı.
Evet, bakın bu bayramda nasıl bir ses geldi. Yine bir gün Kureyş kadınları mescitte putun yanında toplanmış bulundukları sırada birden peyda olan bir adam. Efendim, buralarına gelip en yüksek sesle, sesiyle bağırarak o adam, "Ey Teyma kadınları, ey Kureyş kadınları topluluğu, çok sürmez aranızda, yakında yurdunuzda Ahmet ismiyle anılan peygamber zuhur edecek, Allah'ın risaletiyle gönderilecektir" diye bu adam ünüyle bağırdı. "Sizden hangi kadın ona zevce olabilirse hemen olsun" deyince bütün kadınlar adama taş atmışlar, hakaret etmişler, ağır sözler söylemişlerdi. Hazreti Hatice ise onun sözüne karşı başını önüne eğip duymazlıktan gelmiş, susmuş, hiçbir itirazda bulunmamış, hatta bundan ümide bile düşmüştü. Meysere peygamberimizde gördüğü fevkalade halleri Hazreti Hatice'ye haber verdiği ve kendisi de onlardan bazısını bizzat müşahede ettiği zaman kendi kendine, "Eğer o Yahudinin söylediği doğru ise geleceği haber verilen o peygamber ancak budur, yani Ahmet Muhammed Mustafa'dır" dedi. Hatice annemin içinde bunları saklıyordu çünkü gerçekleri ona Cenab-ı Hak gösteriyordu. Hazreti Hatice üstün kişiliği ve peygamberimizle evlenmek isteği konusunda da Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anha ve dahünne cahiliye devrinde Tahire diye anılırdı. Yani tertemiz bir kadın diye anılırdı. Zaten tertemiz olduğu için alemlerin rahmet peygamberine hanım oldu. İki kere evlenmiş ve dul kalmıştı. Kendisinin Ebu Hale adındaki kocasından Hint ve Hale adlarında iki erkek, Atik adındaki kocasından da Hint adında bir kız çocuğu vardı. Nefise binti Münyet, Münye Ümeyye der ki, Hatice binti Hüveylid bin Esed bin Abdülhuzza bin Kusay işini bilir ve sıkı tutar, sağlam karakterli ve çok mu çok şerefli bir kadındı diyor. Nefise binti Münye diyor bunları. Yüce Allah onu bu meziyetleriyle birlikte daha da şereflendirmeyi ve hayra erdirmeyi diledi. Hatice o zaman Kureyş kadınlarının soy sopça en seçkin ve üstünü, şerefçe en büyüğü, mal bakımından da en zenginiydi. Bunun için kavminin her erkeği elinden gelse onunla evlenmeye can atar, onunla evlenebilmek için servetini saçardı. Muhammed aleyhissalatü vesselam Hatice'nin Şam ticaretinden döndükten sonra Hatice kendisiyle evlenmek isteyip istemeyeceğini anlamak üzere
yoklama yapmak için beni Muhammed aleyhissalatü vesselama gönderdi. Ona, ey Muhammed, seni evlenmekten alıkoyan nedir diye sordum. Elimde param yok, ben nasıl evlenebilirim dedi. Eğer sana evlenme masrafı sağlansa da, sen cemale, mala, şerefe ve dengine davet olunsan, icabet etmez misin diye sordum. Kim bu kadın dedi. Hatice'dir dedim. Bu sence benim için nasıl olabilir dedi. Orası bana düşen bir vazifedir dedim. O halde ben de dediğini yaparım dedi. Hemen gidip durumu Hatice'ye bildirdim. Evlenme hazırlığına başlanma konusunda da Hazreti Hatice, Nefise Hatun vasıtasıyla yaptığı yoklama neticesinde Peygamberimizin kendisiyle evlenmeye razı olacağını anlayınca, amcamın oğlu, sen akraba olduğun kavminin arasında en faziletli, en emniyetli, en güzel huylu ve en doğru sözlü olduğun için seninle evlenmeyi arzu ettim. Amcam Amr bin Esed'e gidip beni iste. Sen de şu saatte gel diyerek Peygamberimize nikahını kıyması için de amcası Amr bin Esed bin Abdülhuzza bin Kusay'a haber gönderdi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Hatice'nin evlenme teklifini amcalarına duyurdu. Ebu Talip durumu iyice öğrenmek üzere Peygamberimiz yanına alıp Hazreti Hatice'nin evine geldi. Hazreti Hatice Ebu Talip'e, ey Ebu Talip, amcamın yanına var da kardeşinin oğlu Muhammed bin Abdullah'la benim nikahımı kıyın dedi. Ebu Talip, ey Hatice, benimle şaka yapma dedi. Hazreti Hatice bu işi Allah yaptı deyince Ebu Talip hemen ayağa kalktı. O zaman Mudarların reisleri bulunan Haşimoğullarından 10 kişilik bir toplulukla Hazreti Hatice'nin amcasının yanına geldi. Aralarında Peygamberimiz de Hazreti Hamza ve Peygamberimizin diğer amcaları da bulunuyordu. Amr bin Esed o zaman çok yaşlıydı. Esed'in ondan başka oğlu da kalmamıştı. Nikah töreni de şöyle devam etti. Nikah töreninde Hazreti Hatice'nin amcası Amr bin Esed ve Peygamberimizle amcaları hazır bulundular. Hazreti Hatice'nin amcası Amr bin Esed sakalını sarı yağla yağlayıp taramış, üzerine de Bürdi Yemani diye anılan Yemen alaca kumaşından ağır bir elbise giyinmişti. Hazreti Hatice koyun kestirip yemekler hazırlattı. Yemekler yendikten sonra Hazreti Hatice Peygamberimize, amcan Ebu Talib'e söyle de şu mecliste beni amcandan sana istesin dedi. Ebu Talib'in konuşmaları şöyle devam etti. Ebu Talip hemen kalkıp şu konuşmayı yaptı. Hamdolsun Allah'a ki
bizi İbrahim'in zürriyetinden, İsmail'in neslinden aleyhisselam, Maad'in madeninden ve Mudar'ın aslından yarattı. Bize hac ve ziyaret edilecek bir beyt, yani Kabe-i Şerif, içinde emniyet ve huzura kavuşulacak bir harem ihsan etti. Bizi beytinin bakıcısı ve hareminin yöneticisi kıldı. Bizi böylece halkın hakimi ve reisi yaptı. İçinde bulunduğumuz beldemizi bize bereketli kıldı. Şimdi kardeşimin oğlu Muhammed bin Abdullah ile Kureyş'ten kim tartılsa, muhakkak bu ona soy sopça, akıl ve faziletçe üstün tutulur dedi. Yani Muhammed'in üstünlüğü, tartışılmaz bir üstünlüğü var dedi. Kim ölçülse bu ondan büyük gelirdi. Yani Hazreti Muhammed hepsini aldırır, daha büyük gelir dedi. Malı az olsa da mal dediğin nedir ki? Tez geçici bir gölgedir. Alınır, verilir, eğreti bir şeydir. Muhammed'in Abdülmuttalip ve Haşim gibi şanlı ataların torunu bulunduğunu, soyluluğun mal çokluğundan daha önemli olduğunu bilirsinizdir dedi. Kendisi şimdi kızınız Hatice binti Hüveylid ile evlenmeyi arzu etmektedir. Aynı şekilde Hatice de onunla evlenmeyi istiyor. Hatice'ye kendi malından mehir olarak ne vermemi istersiniz? Vallahi bundan sonra onun, yani yeğenim Muhammed'in haberi büyük, hali şanı ulu olacaktır dedi. O da onda büyük bir şan ve şeref olduğunu iyi biliyordu amcası da. Varaka bin Nevfel'in konuşması. Şimdi Hatice annemiz tarafından bir zatı muhterem konuşuyor. Ebu Talip konuşmasını tamamlayınca Hazreti Hatice'nin amcasının oğlu Varaka bin Nevfel kalkıp şu konuşmayı yaptı. Allah'a hamdolsun ki bizi de anlattığın gibi yarattı, saydığın şeylerden ziyade fazıl ve şerefle bizi mümtaz kıldı. Biz de Arapların ulu kişisi ve reisizdir. Siz de böylesinizdir. Ne Araplar sizin faziletiniz inkar, ne de insanlardan hiçbiri sizin iftihar ettiğiniz şeyleri, şerefinizi ret edebilir dedi. Yani şereflisiniz, siz de, biz de demek istedi. Biz de sizinle kısımlık kurmayı ve şereflenmeyi arzu ediyoruz. Ey Kureyş cemaati, şahit olunuz ki ben Hatice binti Hüveylid'i 400 dinar altın mehille Muhammed bin Abdullah'a nikahladım dedi ve sustu. Ebu Talip, ben Hatice'nin amcasının da konuşmasını istiyorum dedi. Amir bin Esed'in konuşması da şöyleydi. Amir bin Esed, ey Kureyş cemaati, siz şahit olunuz ki ben de Muhammed bin Abdullah'a Hatice binti Hüveylid'i nikahladım dedi. Kureyş'in uluları buna şahit oldular. Amr bin Esed'in yeğeni Hazreti Hatice'nin Peygamberimizle nikahlanmasını
benimsediği ve bunun engellenmemesi gerektiğini bir atasözüyle anlatmak istediği de rivayetler arasındadır. Hazreti Hatice'nin mehri konusunda da Hazreti Hatice'ye mehir olarak 12 ukiye, 12 ukiye ve bir neş altın verildi. 20 genç ve yiğit deve verilmesi taahhüt edildiği de rivayet edilir. Sanıldığına göre develer Peygamberimiz tarafından mehire ilave edilmiştir. Bir ukiye 40 dirhemdir. Bir neş de yarım ukiye yani 20 dirhemdir. Peygamberimizin zevcelerinden çoğunun mehiri 12'şer ukiye, birer neş olup bunlar da 500'er dirhemi bulur. Ebu Seleme bin Abdurrahman der ki, Hazreti Ayşe'ye Resulullah aleyhissalatü vesselam kadınlarına kaçar dirhem mehir verdi diye sordum. Resulullah aleyhissalatü vesselamın zevcelerine verdiği mehir 12 okiye bir neş idi dedi ve neş nedir bilir misin diye sordu. Bilmiyorum dedim. Neş yarım okiyedir. Bunun toplamı 500 dirhem eder ki bu Resulullah aleyhissalatü vesselamın zevceleri için verdiği mehirdir dedi. İşte bunun ortalaması 500 dirhemdir tamamı. Evet sevgili dostlarımız. Peygamberimizin Hazreti Hatice ile evlendikleri tarih ve o zaman yaş durumlarıyla ilgili de Peygamberimizin Hazreti Hatice ile evlenişi Busra dönüşünden 2 ay 24-25 gün sonra olup o zaman Peygamberimiz 25 yaşında, Hazreti Hatice ise 40 yaşında idi diye haberler vardır. Hazreti Hatice'nin daha da genç olduğunu söyleyen haberler de bulunmaktadır. Peygamberimizin Hazreti Hatice ile evlenişi Busra dönüşünden sonra olmuştur. Düğün şenliği ve velime cemiyeti, düğün yemeği konusunda da Hazreti Hatice cariyelerine defler çaldırdı, oyunlar oynattı. Peygamberimiz evden dışarı çıkacağı sırada Hazreti Hatice, ey Muhammed nereye gidiyorsun? Amcan Ebu Talib'e uğra da senin develerinden bir veya İki deve kessin ve topluma yemek yedirsin dedi. Peygamberimiz hemen öyle yaptı. Bu ziyafet Peygamberimizin verdiği ilk velime ziyafetiydi. Peygamberimiz gerdeğe girdiği zaman Ebu Talip son derecede sevindi ve Allah hamdolsun ki bizden bütün sıkıntıları ve üzüntüleri giderdi dedi. Efendim Hazreti Hatice'nin kutlu mu kutlu, mutlu mu mutlu evi konusunda da Peygamberimizin gerdeğe girdiği Hazreti Hatice'nin evi olup Safa ile Merve'nin arasındaki Attarlar Çarşısı'nın arkasında Adi bin Hamra Üssakafi'nin evinin arkasındaydı.
Eve girilince kapının sol tarafında bir arşın, bir karış çapında bir taş vardı. Hazreti Hatice ve kızları daima bu evde oturmuşlardır. Hazreti Hatice bütün çocuklarını bu evde dünyaya getirmiş, kendisi de bu evde vefat etmiştir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret edinceye kadar da buradan ayrılmamıştı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret ettiği zaman bu evi amcası Ebu Talib'in oğlu Akil zapt etti. Muaviye bin Ebi Süfyan halifeliği sırasında bu evi ondan satın alıp içinde namaz kılınır mescit haline koydurdu. Evet sevgili dostlarım, şimdi bu ev bir mescit halindedir. Mübarek gecelerde açıldığı, içinde namaz kılındığı, kandiller yakıldığı haberleri de bulunmaktadır. Yüce İslam dininde nikah hutbesi konusunda da İslamiyet'te okunan nikah hutbesi şöyledir. Hamd Allah'a mahsustur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlar. Biz ona hamd eder, ondan yardım ve yarlanmak, bağışlanmak dileriz. Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin kötülüklerinden ise Allah'a sığınır. Allah'ın doğru yola ilettiğini saptıracak, saptırdığını da doğru yola iletecek yoktur. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, onun şerik ve naziri yoktur. Yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu ve Resulüdür aleyhissalatü vesselam. Ey müminler, Allah'tan gereği gibi korkup korununuz ve ancak Müslüman olarak can veriniz. Bu da Ali İmran suresinin 102. ayeti kerimesinde buyurulduğu gibi. Ey insanlar, sizi bir tek erkek candan yaratan, ondan da yine onun zevcesini vücuda getiren ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinize isyandan sakınınız. İtaat ediniz, isyan etmeyiniz. Kendisinin adını öne sürerek birbirinize dileklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını kırmaktan sakınınız. Çünkü Yüce Allah sizin üzerinizde tam bir gözeticidir. Bu da Nisa suresinin 1. ayetinde buyurulduğu gibi. Ey müminler, Allah'tan korkunuz. Sözün doğrusunu söyleyiniz ki Allah işlerinizi düzeltip iyiye götürsün ve günahlarınızı bağışlasın. Yüce Allah'a ve Allah'ın Resulüne itaat eden muhakkak en büyük kurtuluşa ermiştir. Bu da Ahzab suresi 70 ve 71. ayeti kerimelerinde buyurulduğu gibi. İslamiyet'te nikah tebriki konusunda da efendim barekallahu leküm ve bareke aleyküm ve cema'a beynekümâ fî hayrin diye tebrik edilir. Evet sevgili dostlarımız,
İnşallahü Teala bir sonraki dersimizde de Zeyd Hazretlerinden bahsederek dersimiz devam edecektir. Cenab-ı Mevla, Yüce Allah'a gereği gibi bir kul, Habibi Muhammed'e hakiki ümmet olmayı, Hazreti Muhammed'e Allah'ın inzal eylediği İslam şeriatına sıkı sıkıya tabi olmayı, iki cihanda kurtuluşa ermeyi Cenab-ı Hak nasibi müyesser buyursun. Çünkü innelil müttegine mefaza. Müttegiler ehli takva kurtuluşa ermiştir. Kurtuluş takvadadır. Allah'a itaattadır. İtaat et, sakın mı sakın isyan etme. Velhamdüleke ya Rabbel Alemin.